Herkese merhabalar, Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelecek karakter Stu'nun sesleri ve Türkçe anlamlarını bu videoda sizlerle paylaşacağım. Sesler ve Türkçe anlamlarından hemen sonra da arkadaşlar Stu ile yine oyun içerisinde efsane şovlar yapacağım. Şu anda Supercell'in bana sağlamış olduğu test hesabı üzerinden gördüğünüz gibi Stu'yu falan döndürebiliyorum. Yani deneyebileceğiz, birebir olarak oyunun içerisinde oynayacağız. Videoya geçmeden önce GameStars'ın harika bir Brawl Stars turnuvası var arkadaşlar. 42 bin dolar toplam ödül havuzu olan, açıklama kısmına linkini bırakıyorum arkadaşlar. Siz de bu etkinliğe mutlaka katılmayı unutmayın. Çok kısa bir tanıtım videosu var. O videoyu izledikten hemen sonra da Stu'nun seslerine doğru geçiyoruz. Brawl Stars takımları için küresel GameStars Ligi'nin ilk sezonu. 9 ülkede ulusal turnuvalar. Avrupa'nın geri kalan ve Orta Doğu ülkeleri için 3 Wildcard turnuvası. En güçlü Brawl Stars takımları uluslararası finalde buluşacak. Toplam ödül fonu 42 bin dolar. Kayıt brawlstars.gamestars.com sitesinde. Mobil e-spor efsanesi olun. I'm just a hunk of junk. I almost made that jump. Wasted. It's nothing. If only I could feel pain. This machine is getting mean. Nerd alert. I got you. You get used to it. You failed the crash test, you dummy. Spectacular, Stu. Da 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 da. Safety last. I'll shut up, you crazy. Hey, give it us. What's this? I'm cruising for a bruising. Time to blow some rubber. Spectacular Stu is here for... Spin to win, baby! Dash, bash, and crash! Rush! Crash! One wheel peel! Crash and burn, get fixed, return! I'm okay, I think. I'm only a bit broken. Time to wipe my tears and clean my gears. Failure builds character. Wow. Look at all those stars. Stu'yu birkaç tane farklı modda oynayacağım arkadaşlar ve bakalım. Şöyle bir elmas kapmaca da mesela deneyelim. Şöyle üstüne doğru gidebiliriz. Hatta şuradan bir güçlendirebiliriz. Yalnız niye bu kadar üstüne doğru gidiyorum bilmiyorum. Yeni bir karakter gelince bende şöyle bir şey oluyor abi. Hani böyle sanki karakter ölümsüzmüş gibi geliyor. Edgar'da da öyle olmuştu. Böyle durmadan üstüne doğru gidesim geliyor. Tabii öyle oynamamak lazım. Yani Stu alıştıktan sonra çok güzel bir karakter ama çok abartıyorum ben bazen. Ama çok güçlü arkadaşlar. VS videosunu izlemediyseniz bu arada. VS videosu attım. Birebir VS tüm karakterlerle. Gerçekten çok çok güçlü arkadaşlar. O videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok çok güzel bir VS videosu oldu. Çünkü yani Stu gerçekten akıyor arkadaşlar. Karakterinde bedava olması benim hoşuma gitti açıkçası. Yani bedava derken 10.000 kupa da alınabiliyor olması benim şahsen hoşuma gitti. Şöyle bir abi ya hayır ya. Allah rızası için beni bir sal artık Crow ya. Üstüme niye atlıyorsun? Kardeşim bak şunu almamız lazım. Koşturdum size. Yapıştır. Şurada mısın? Neredesin lan? Aldı gitti hepsini. Hayır. Hayır. Bir dakika nerede bu? Lan oğlum aldı gitti dur şunu almam lazım. Hayır alamam ki. Abi alamam ki onu. Aa almışlar lan Crow tamam. Niye bu kadar panik yaptın ki? Şöyle kaçamadım be. Neyse onu da aldılar. Oğlum gitmeyin işte. Dur o Crow'a dikkat arkadaşlar. Crow'a dikkat. Tabi şu anda bu test hesabı ve henüz daha oyuna eklenmeyen bir karakterle oynadığım için arkadaşlar modlara karşı oynayabiliyorum. Çünkü oyuncu yok yani. Ama ben öldüm ama onu da öldürdüm. Tamam çok güzel arkadaşlar. Lütfen biraz geride kalıp botlar. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Bu arada bunun hani ilk başta böyle çok hani zor gibi görünüyor oynaması. Ama alıştıktan sonra çok kolay abi onu söyleyebilirim. Hani zorlanmazsınız oynarken. Kesinlikle. Abi gitme. Tamam. Ben şöyle birazcık buradan da heal alayım. Şunu da alayım. Tamam dönebilir misin acaba geri yoksa ölmeye mi gidersin? Lan tamam of ne vurdum yalnız ha. Ve market kısmından da koda Onur yazarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sol üstte nickimde de görmüş olduğunuz gibi küçük harflerle Onur yazarak bana destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer isterseniz lan gitme be. Ölme be. Ve ilk maçımızı böylelikle kazandık. Bir tane de soygun haritasında oynamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım soygunda nasıl olacak. Ya şu şey çok güzel. Böyle yavaş da olsa az da olsa hızlandırıyor ya bütün herkese. O çok güzel yani ben çok beğendim onu. Aksesuarı.
Aksesuar da işlevsel bir aksesuar. Bakın mesela burada böyle hareket ediyor. Dışına çıkınca çok hafif yavaşlıyor. Yani öyle çok aşırı bir hızlandırma değil ama hafiften hızlandırıyor işte. Of yalnız ne yaptın sen ya? Çok güzel. Devam ediyoruz. Biraz vuralım şu kasaya. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Aa olmadı. Olmadı. Bir dakika. Bir heal'lanabilir miyim? Bir dakika. Bir heal'lanabilir miyim? Neredesin? Gel bakayım. Hayır. Hayır gel bakayım. Hayır oraya değil ya. Abi oraya değil ya. Koltuğun etrafında falan dönecektim. Olmadı. Sadece süper spamleyerek şu anda ilerliyorum arkadaşlar. Bakın. Taktik maktik yok. Bam. Sadece süper. Nereye doğru bakarsanız oraya doğru ultisini atıyor karakter. Yani oraya doğru uçuyor. O yüzden siz uçmak istediğiniz yönü seçip durmadan süpere basıyorsunuz. Atışı rakibe yapıyor. Süperi baktığınız yöne yaptığı için çok rahat oynanıyor yani. Onu çok güzel ayarlamışlar. Çünkü normalde süpere bastığınız zaman da birçok karakterde şey yapabiliyor. Hani saldırı olduğu için yine rakibe dönüyor. Bunda rakibe dönmüyor. Bak mesela şu anda bastığım zaman geriye doğru zıplıyor. O çok güzel. Yani süper tuşu atığı rakibe yapıyor ama zıplama olayını baktığı yöne yapıyor. O yüzden kolay yani. Oynanışı kesinlikle zor değil arkadaşlar. Bunu da alalım. Yalnız şu ciu 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 sesleri artık beynimde yankılanmaya başladı. Tamam oğlum niye gidiyorum ki o kadar? İşte böyle çok abartıyorum ben bazen. Gerçekten çok abarttım şu an. Neyse devam. Devam. Yardır. Gel. Gel bakayım. Bir ilkini vuruyorsunuz arkadaşlar. Max'in şeyiyle aynı zaten. Oğlum ne yapıyorsun ya? Max'in şeyiyle aynı. Menziliyle aynı menzile sahip. İlkini şöyle bir tutturuyorsunuz Max'te olduğu gibi. Ondan sonra otomatik atak. Yani bunda çok öyle şey yapmaya çalışmayın bence. Full böyle nişan almaya çalışmayın. Max'te de bunu çok yapamazsınız bildiğiniz gibi. Hani ilk bir ya da iki tanesini falan alırsınız. Ondan sonrası artık otomatik. Yaklaştıktan sonra otomatik. Zaten yaklaştıktan sonra çok şeye de gerek yok. Bakın şu şekilde. Şöyle. Çok güzel değil mi abi? Benim çok hoşuma gitti. Tabii yani 3 kişinin arasına girip de tek başına yani böyle bir Kara Murat edasıyla alamıyor. O kadar değil ama gerçekten başarılı bir karakter. Dediğim gibi birebir VS videosu da çektim. Birebir VS videosunu da zaten izleyebilirsiniz. Birçok karakteri bayağı bir kolay bir şekilde alıyor yani. İnanılmaz bir karakter olmuş. Son bir tane de arkadaşlar açık bir harita ödül avı Mor Cennet'te oynamak istedim. Şimdi Mor Cennet de biliyorsunuz birebir VS haritalarından. Şimdi şöyle koşa koşa ilerlemeye çalışalım bakalım ne olacak. Bak görüyor musun? Adamlar vurmaya çalışıyor ama vurmakta bile bayağı zorlanıyor ki yani benim menzilim çok yüksek değil ve yüksek menzilli karakterler var karşıda ona rağmen gayet güzel bir şekilde gördüğünüz gibi bak şimdi şu an mesela vura gördüğünüz gibi etrafta dolana abi karakter var ya hem oynaması çok eğlenceli hem de gerçekten çok güçlü bir karakter şu anda. Baksana abi inanılmaz. Tabi bunun yıldız gücünün de özelliği çok güzel abi. Yıldız gücünün özelliğiyle her zıpladığınızda 500 can kazanıyorsunuz. O yüzden de durmadan heal'lanıyorsunuz yani zıpladıkça. Yani her vuruşta süper gidiyor ya ve otomatik olarak her vuruştan sonra bir süper kullanıyorsunuz. Şöyle düşünebilirsiniz. Rakibe her vurmanız 500 can yeniliyor arkadaşlar sizin için. Bak şu anda 500 can daha yeniledim. Bir kere daha vurdum bir 500 daha yeniledim. Yani böyle bir karakter olabilir mi? Gerçekten inanılmaz. Harbiden efsane. Bakın genelde ben sadece süper spamleyerek oynuyorum şu anda. Sadece ilk nişanı alıyorsunuz ondan sonra zaten kolay abi. Oo sen bana vuracaksın da. Oo öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Hayır yalnız var ya dünyanın en iyi nişancısı çıktı Rico. Evet burayı da aldık arkadaşlar. Şuna bir tane daha vuralım. Hop hadi bakayım. Sen bana vuramadın. Ben sana vurdum. Olmadı. Tamam şuradan bir tane vuruyorum. Tabii biraz şeyi doldurmamız gerekiyor. Allah. Tamam abi ya. Tamam. O kadar gitmemek gerekiyor arkadaşlar. Bazen çok abartabiliyoruz. Ama gerçekten şovumuzu da yaptık diye düşünüyorum. Evet şimdi onu da aldım. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir yanına doğru gidelim. 8 bit sen bana hiç vuramazsın. Ama ben sana çok vururum. Yapma. Yapma şuradan vurmam gerekiyor. Yapma be. Vuramadım ona. Yenildik yalnız galiba. Yani böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Ama ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Yani rakipler, diğer botlar biraz sattı sanki. Neyse olsun. Oynanışı bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet dostlar yeni karakter stone'un sesleri ve oynanışı bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Zaten yıldız gücü ve aksesuarlarını daha önce göstermiştim. Şöyle bir kere daha göstereyim. 0 sürtünme %71 mesafeyi süperin mesafesini artırıyor. Ve gaz ver her nitroyu kullandığında yani süperi her kullandığınızda biraz önce zaten bu seçiliği de 500-500 sizi iyileştiriyor. Aksesuarı da arkadaşlar etki alanına giren takım arkadaşlarını ve kendisini hızlandıran bir güçlendirici bırakır diyor. Çok çok az hızlandırıyor ama yani çok böyle hissedilir bir hızlandırma değil.
değil, onu söyleyebilirim. Ve arkadaşlar kostümü de normal kostümsüz hali bu ve kostümlü hali Superstar Stu da bu şekilde arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Lütfen videoya bir 10.000 like atmayı, kanala abone olmayı ve alt taraftan da bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.